Şimdi Çünkü Ali Mahir Bey, bütün sizin problem. bugün anladığım kadarıyla dokunulmazlığınızın kaldırılması yönünde önemli bir adım atıldı. Şimdi ben buna zırva bir dava diyeceğim. Demeyeyim hadi, çok sıkıntı yaratmasın. Sizden ne istiyorlar? Niye siz dokunulmazlığınızı kaldırıyorlar? Şeyi biliyorum yani işte, yok işte mahkemeye hakkında şunu demişsiniz. Ya bunları bir kenara itelim. Dert ne? Sıkıntı ne asıl yani? Ne yapmaya çalışıyorlar? Siz nasıl okuyorsunuz? Efendim aslında olayı şöyle okuyorum. Zaten Cumhurbaşkanı yaklaşık herhalde 4 mitingde bizzat adımı vererek beni hedef gösterdi. 3 grup toplantısında karma videolar yayınladı. Onları da videolarımı sürekli olarak yayınladı. Televizyon programlarında hakarete varan laflar söyledi. Ve en son milletvekili döneminin bitmesine 102 gün kala da bu olayı getirdi gündeme. Şimdi ben de merak ediyorum benden ne istiyor. Bizim gruptaki arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar, herkes bunu soruyor. Ama bana karşı beyefendinin özel Bu bir kişisel, yani siz bunu kişisel bir şey olarak mı okuyorsunuz, yoksa bu CHP ve İyi Parti, çünkü Lütfü Türkkan da var aynı anda. Yani biliyoruz ki böyle şeyler seçim öncesinde pek bir, hani Türk demokrasisinde olan şeyler değil, genelde ertelenir. Yani şu anda belki de yüzlerce dokunulmazlığın kaldırılması hakkında şey var. Ama özellikle ikinize gelmesinin nedeni ne? Yani CHP'ye bir mesaj mı veriliyor? Hani alırız sizi, götürürüz, tutuklarız, bilmem ne. Yani o büyük resmi nasıl okuyorsunuz? Onu anlamadım ben. şöyle Anlamaya çalışıyorum. 3 sebep ortaya koyacağım. İlk sebebi anlattım. 27. dönemin kendisinde en rahatsızlık uyandıran milletvekillerinden biriyim ki sürekli benimle ilgili bu dediğim olayları yaptı. İki, Sinan Ateş cinayetinden sonra benim bazı açıklamalarım oldu. Özellikle bu olayın aydınlanması gerektiğini Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bu katillerden birinin evinde olması, onu evinden saklaması, polise karşı onu vermek istememesi ve iki tane özel harekat polisi tutuklanan yine bu milletvekili resimlerinin çıkması. Burada bir fezlekenin gelip bir soruşturmanın derhal açıklanması gerektiğini söyledikten bir gün sonra bu gündeme geldi. Devlet Bahçeli şunu söyledi. Ben cinayet iddiası da olsa milletvekilimi vermem ama hakaretten bile sizin iki milletvekilinizi muhalefetin alırım demek istedi. Ben aynen de bu olayı böyle okuyorum. Yani sizin şu anda dokunulmazlığınızın kaldırılması, Lütfü Türkkan'ın da kaldırılması, Sinan Ateş cinayetindeki sonrasında verdiğiniz demece bağlıyorsunuz. Doğru mu Sebeplerden anlıyorum? biri kesinlikle bu efendim. Ben bu olayın çözülmesi gerektiğini, ben bir ceza hukukçusuyum. Ben bir ceza hukukçusu olduğum için o olayı çok ciddi bir şekilde takip ettim. O milletvekili hakkında bakın şüphe diyorum. Bunun özellikle altını çiziyorum. Çok güçlü şüpheler var. Mutlaka ki yargılanması gerekiyor. Ama soruşturma bile açılmıyor hakkında. Bunu söyledikten sonra bize saldırılar başladı. Ve 2 gün sonra bakın 2 gün sonra bu olay gündeme. Sizce Sinan Ateş suikasti, ben suikast diyorum, cinayet demiyorum çünkü bu Kesinlikle öyle. komple bir şey yani, bir arkasında siyasi bir şey de var. Şu anda mesela hani üçüncü kez özel kalem müdürünün getirilip bu sefer tutuklanıyor olması, savcının değişmesi, ama yeni gelen savcının mesela bir şeyi önce serbest bırakması, sonra tutuklamalara devam etmesi ama bir noktada durması. Nasıl görüyorsunuz sizce bu soruşturma şu anda? Tam üzeri kapatılmış değil gördüğüm kadarıyla. Yani bir yandan bir yürüyen bir soruşturma da var ama bir sınıra geliyor ve duruyor. Daha da derine de gitmiyor gibi gözüküyor. Efendim ben dediğim gibi bir ceza avukatıyım ve meslek hayatımda cinayet davalarına da baktım. Bunu niye söylüyorum? Bir sefer cinayet masası, emniyetteki arkadaşlar bu işi çözdü. Kesinlikle çözdü. Biliyorlar yani şu anda. Bu işin Biliyorlar. nereye Her şeyi gittiğini, ne biliyorlar. olduğunu. Savcı da Kesinlikle. biliyor mu sizce? Savcı da biliyor. Emniyet de biliyor. Onlar görevini dört dörtlük yaptı. Ama bazı yerler dedi ki bu olayı diye bir yerde kes. Zaten hatırlarsanız Süleyman Soylu bundan yaklaşık olarak 10 gün önce dedi ki soruşturma bitti. Tutuklananlar tutuklandı dedi. Ama ondan sonra 5 kişi daha tutuklandı. Hatırlarsanız demek ki daha bu olay bitmemiş. Bakın İçişleri Bakanı'nın bu söylediği cümle çok önemli. Olayı kapandı. Olayın failleri yakalandı. Bu dosya artık
sonuçlandı. Ama ondan sonra 5 kişi geldi. Niye? Toplumsal bir baskı var çünkü. Cumhurbaşkanının önünde istihbaratın, emniyetin ve savcılığın bir dosyası var. Bir klasör halinde. Lütfen çıksın bunu açıklasın. Orada tüm gerçekler var. Bakın, Olcay Kılavuz'un kimlerle görüştüğü, Olcay Kılavuz'un nasıl bir servet edindiği, Olcay Kılavuz'un bu kişiyle nasıl sıkıntılar içerisinde olduğu. Bunların hepsi var. Öncesinde Olcay Kılavuz'un kimlerle görüştüğü, sonrasında kimlerle görüştüğü, hepsi var. Daha acısını söyleyeyim mi size? Bakın, tetikçilerden bir tanesi yok. Nerede? İki şey söylüyorlar bize. Yurt dışında zayıf ihtimal, daha vahimini söyleyeyim mi? İddia olarak söylüyorum. Bakın yine altını çiziyorum. Öldürüldüğü söyleniyor. Beykoz'da. Şimdi Ali Mahir Bey, bu Sinan Ateş suikastiyle ilgili ben daha önce bir şeyde bulunmuştum, tespitte. Gel oğlum, ne istiyorsan şey. Kusura bakmayın, oğlum da etrafında dolanıyor da bir şey alacak şey. Yani demiştim ki ya, bu Hrant Dink suikastini hatırlayın dedim. Hrant Dink davası çok uzun sürdü ama kapanmadı, kapatılmadı Türkiye'de. Ve de bir sonuca ulaştı. Gerçekten de sorumlular şu anda hak ettikleri cezayı aldılar. Haksız yere suçlananlar da beraat ettiler. Dedim ki ya, Sinan Ateş suikastini şu anda kapatabilirsiniz, kapatmış gibi yapabilirsiniz. Ama herkesin gözü önünde olan ve herkesin gördüğü, bildiği, artık hani bilgiden de öte ifadelerle de ortaya çıkan, tespit edilen bir şey. Sizin de biraz önce dediğiniz şey çok önemli diyorsunuz ya. Emniyet çözdü, istihbarat çözdü bu. Bu artık şey, bir cinayet değil, suikast değil. Günün birinde yeniden bu açılır mı? Bu hikaye burada biter mi, yoksa devam eder mi? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle açılır. Kesinlikle bu olayın arkasındaki tüm failler yargılanır. Ben bir iddia daha ortaya koymak isterim. Çünkü dokunulmazlık maalesef ki 1740 tane dosya var. İşte bize hakaretten geliyor. Ama Olcay Kılavuz'a böyle bir dosyadan gelmiyor. Olcay Kılavuz'u Devlet Bahçeli eğer listeye koymazsa seçimden kısa bir süre sonra ülkeyi terk eder. Çünkü o da biliyor, Devlet Bey de biliyor, bu olayın tam ortasında. Bu olayın tam ortasında. Sizin başınıza ne gelecek şimdi? Ne bekliyorsunuz? Ne olacak sizin durumunuz? Ben dokunulmazlık mecliste, ben savunma yapmadım biliyorsunuz. Niye savunma yapmadım? İnanmadığım bir kuruma, inanmadığım bir dosyayla ilgili ne savunma yapayım? Bakın, benim dosyada hakaret, Lütfü Bey'in dosyasında hakaret. Lütfü Bey'in dosyasındaki suç, şikayete bağlı bir suç. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Orada mağdur olarak gözüken kişi bugün bir dilekçe verse, şikayetten vazgeçiyorum dese dosya düşecek. Dünyanın hiçbir yerinde şikayete bağlı bir suçtan dolayı bir milletvekilinin dokunulmazlığı kalkabilir mi? O yüzden savunma vermedim. Şimdi mecliste yalnız biliyorsunuz ki 15 gün içerisinde meclise gelecek. Orada yine savunma yapıyoruz ve süre sınırlaması yok. 24 saat savunma yapabiliyoruz. Ben yine savunma yapmayacağım ama mesela orada 4 saat Sinan Ateş cinayetini konuşacağım. Evet. 1 saat Zehra Taşkesen ne olduğunu konuşacağım. 20 saat eğer güç verirse, gücüm olursa, nefesim yeterse 20 saat belki savunma yapacağım. Yani ben orada savunma alacağım. Ve dokunulmazlığımı kaldıracaklar. Ne olur, seçime 102 gün var. Bana dokunsalar 102 gün dokunurlar. Ama 102 gün sonra işte dediğiniz gibi Sinan Ateş cinayeti, polise şerefsiz diyen, işte soruşturma bile geçirmeyen Mersin milletvekili ya da Zehra Taşkesen ne oldu? Birçok kişiye, gerçekten dokunmamız gereken kişiye 85 milyon adına dokunacağız. Bana 102 gün dokunurlar, tutuklarlar. Ne olur ki bu ülkede?